Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördüm, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sizi görünce daha iyi oluyorum her zamanki gibi. Bizler de öyle. Hocam şimdi duruş bozukluklarına sebep olan birçok hastalık var tabii. Evet. Bugün bunlardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Ankilozan spondilit diye bir kavram var. Bu ne demek? Bizi birazcık aydınlatır mısınız? Doğru söylüyorsunuz. Ankilozan spondilit ilerleyen safhalarda duruş bozukluğu yapıyor. Onun daha da önemlisi hastaların yaşam kalitesinde ciddi düşüşler yapan, ciddi ağrılar yaratan, ciddi problemler yaratan romatizmal bir hastalık ankilozan spondilit. Hı hı. Halk arasında iltihaplı omurga romatizması veyahut bel romatizması diye geçiyor. Bu hastalığın teşhisi gecikebiliyor. Geciktikçe yaşanan problemlerin geri dönüşü çok zor olduğu için şu an anlatacaklarımız çok önemli. Belirtileri, nedenleri, tedavisi nedir? Bugün onları anlatacağız. Hı hı. Peki ankilozan spondilitin ülkemizde olsun, dünyada olsun sıklığı nedir? Kadınlarda, erkeklerdeki farkı nedir? Bir de belirtileri nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Çeşitli kaynaklar %0.5 ile %1 arasında gösteriyor. Bazı kaynaklara göre Türkiye'de yaklaşık 400 bin ankilozan spondilit hastası var. Hmm. Oldukça fazla. Evet, çok fazla aslında. Erkeklerde kadınlara nazaran yaklaşık 2 veya 3 kat daha fazla görülüyor. Erkeklerde daha fazla görülüyor. Hı hı. Genelde bu hastalığın semptomları, belirtileri 20 ile 30'lu yaşlarda başlıyor. Tabii bazı vakalarda teşhis hastadan kaynaklı, yani doktora gitmediği için, gerekli tetkikleri yaptırmadığı için, kendisini takip etmediği için teşhisin alınması daha da uzayabiliyor. 20'li yaşların altında da, mesela 16-15 yaşlarda da nadiren de olsa bu hastalık teşhis alınabiliyor. Genç yaşlarda çıkan ankilozan spondilitte eklem tutumları daha fazla, daha problemli. Şimdi ankilozan spondilit ne dedik? Halk arasında bel romatizması diye geçiyor. İltihaplı omurga romatizması diye geçiyor. En çok nerede görülür sıkıntı, problem? Şu beyaz ve turuncu bölgenin yaptığı eklem, sakroiliak eklem. En çok burayı etkiliyor. Ama sadece burayı mı etkiliyor? Tabii ki hayır. Boynu, sırtı, beli, hatta iman tahtası dediğimiz bölgemizin kemiğini, bu bölgeye yapışan bağları, kasları, iç organlarımızı dahi etkiliyor. Ankilozan spondilitin en önemli sıkıntısı yumuşak dokunularımızı kemikleştirmesi. Bu omurgamıza yapışan bağlar, tendonlar var. Kemiğe yapıştıkları bölgelerde inflamasyon oluşuyor, iltihap oluşuyor. Hı hı. Mikrop kaynaklı değil aslında. Otoimmün bir hastalık, bağışıklık problemleri var. Bu bağların, tendonların kemiğe yapıştığı bölgede iltihap oluştuğunda kemik iliği ödemi de oluşabiliyor. Bu bağlar giderek kemikleşmeye, ankiloze olmaya başlıyor. Bunlar ankiloze olmaya başladıkça kişinin hareket kısıtlılığı başlıyor. Şimdi sağlıklı bir insan soluna bakarken boynunu çok rahat döndürebilir. Veyahut sağına bakarken, başını öne arkaya götürürken. Ankilozan spondilit hastalar tedavi almadıklarında, daha doğrusu doğru tedavi almadıkları zaman boynlarını döndürememeye başlıyorlar. Boynları kilitlenmeye başlıyor. En büyük keza şey... belleri de kilitlenmeye başlıyor. Hani dönmeye çalışırken tüm vücut olarak dönüyorlar. Belden dönemiyor. Veya boyundan farklı bir bölgeye bakmaya çalıştığında tüm vücudunu döndürmeye çalışıyor. Yani kilitleniyor. Bacağını, kalçasını çok rahat hareket ettiremiyor. Hı hı. Bu sıkıntı oluştuğunda bu yumuşak dokular, ankiloze, kemikleşmeye başladığında ciddi hareket kısıtlıklarının yanı sıra yangısal ağrılar ve enflamasyon oluşuyor. İç organ problemleri oluşuyor. Tabii bu problemler kişinin kendi başına saptayacağı bir sorun değil. İlgili hekime gidecek, işte romatoloji bölümüne gittiğinde veya dahiliye bölümüne gittiğinde veya ilgili bölüm hangisiyse oraya gittiğinde kişinin kan tahlilleri yapılıyor. Kişinin görüntüleme tetkiklerine bakılıyor. Burada röntgene de bakılabilir, MR'a da bakılabilir. Onlara bakıldığında bu sıkıntılar saptanabilir. Bu problemler oluştuğunda kişi çabuk yoruluyor. Yani günlük yaşamda sağlıklı bir insanın çok rahat, uzun süreler devam ettirebileceği aktiviteleri bu hastalar kısa sürede yorulmaya ve devam ettirememeye başlıyor. Hı hı. Bu hastalıkta ağrı mesela sabah fazladır, sabah tutukluğu. İstirahat ettikçe ağrısı artar. Düzgün, güzel egzersizler yaptıkça ağrısı azalır. Burası önemli. Hareketlilik burada çok önemli. Çok 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 önemli. Tedavi kısmında daha detayına gireceğiz. Mesela sabah uyandığımda çok tutuk uyanıyorum. Ama gün içerisinde hareket ettikçe ağrım azalmaya,
ve giderek yok olmaya başlıyor. İleri vakalar eğer hastalık ilerlemişse, tedavi alınmıyorsa harekette de ağrı olabilir, istirahatte de ağrı olabilir. Size en çok hastalar en spesifik olarak şikayette, nasıl bir şikayetle geliyorlar? Bir de teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Teşhisi hekim koyuyor. Dediğim gibi bu hastalıkta teşhis biraz gecikebiliyor. Bazen ankilozan spondilitin teşhisi işte bel fıtığı, diğer omurga problemleriyle karıştırılabiliyor. Bu olduğunda ve doğru tedavi uygulanmadığında hastanın problemleri azalmıyor. Aksine bazen artabiliyor. Yani en doğru seçenek hasta doğrudan hekime gidecek. Zaten ilgili hekim gerekli konsültasyonu yapar. Romatizmal şüpheleri varsa ve diğer şüpheleri varsa romatoloji bölümüne gönderir. Burun teşhisinde bazı kıstaslar var. Ne dedik? En çok şu turuncu ile beyazın yapıştığı bölge etkileniyor. Bu sakroiliak eklemde bir iltihap, eklemde bir düzensizlikler, bir dejenerasyon olduğu zaman bazı gen testleri var. İşte HLA-B27 denilen bir gen var. Bu gen pozitif çıktığı zaman işte kan tahlilleri yapılıyor, romatizmal bazı değerlere bakılıyor. Onlar pozitifse hekim hepsine binaen teşhis koyabiliyor. Yani hasta burada kendini teşhis koyamaz. İlgili tüm tetkikler yapıldıktan sonra teşhis konulabilir. Ülkemizde bu hastalığın teşhisi bazen 5-6 yıl hatta 10 yıl gecikebiliyor. O yüzden hastaların 3 aydır geçmeyen bel ağrısı varsa, sabah belli tutuk uyanıyorsa, istirahatte artan hareketle azalan ağrıları varsa, hareket kısıtlıkları geçmiyorsa lütfen hiç zaman kaybetmesin. İlgili branşların hekimlerine gitsin. Gerekli tetkiklerini, tahlillerini yaptırmaktan imtina etmesin. Peki teşhisi hekimler koyuyor dediniz. Hekimler burada bu HLA dışında, röntgen dışında başka bir şey yapıyorlar mı? Böyle muayene ile falan anlaşılan bir şey var mı? Tabii ki hekimlerimiz fiziksel muayenelerini yapıyorlar. İşte beline, boynuna, sırtına, kalçasına bakıyor. Dediğim gibi diğer görüntüleme tetkiklerinde bu kişinin bağlarında, tendonlarında entezit dediğimiz bir inflamasyon, iltihap var mı, iç organ tutulumu var mı, kan değerlerine bakılıyor. Akabinde teşhis koyuyor. Fizyoterapist olarak bize düşen fizik tedavi kısmı. Hekimden teşhis aldı. Bu inflamasyon, iltihap var dedik. Bunlar için hekim gerekli görüyorsa ilaç veriyor. Ağrı kesici gerekiyorsa ağrı kesici veriyor. Sonra fizik tedaviye gönderiyor, fizyoterapiste gönderiyor. Ne dedik? İstirahatle artan, hareketle azalan ağrı. Ama derdimiz ağrı değil. Doğru tedavi yapılmadığında kişi genç yaşlarda, mesela benim 36-37 yaşlarında boynu kilitlenen çok fazla hastam var. Hastanın boynu bu şekilde ne sağa döndürebiliyor ne sola döndürebiliyor. Veya öne doğru eğilemiyor. Dönemsel mi? Yani dönem dönem yoksa sürekli bu? Tedavi edilmediğinde kalıcı. Hı-hı. Tabii hastalığın atak ve istirahat dönemleri var. Bazen mesela bu hastalığın sürekli aynı agresiflikte seyretmiyor. Bazı dönemler atak halinde, bazı dönemlerde istirahat halinde olabilir. Yaşlandıkça ataklar azalır genellikle. Dediğim gibi tedavi alınmadığında bu hareket bozuklukları, ağrılar vücutta kalıcı hale gelir. Kişi hareketleri kısıtlandığı zaman araba bile kullanamaz. Evet. Yani kafasını döndürüp şöyle yan aynalara bile bakamaz. Tabii, öne doğru eğilemez. Çabuk yorulduğu için günlük yaşam aktivitelerini, işinde, ailesinde, sosyal yaşamında çok büyük etkilenmeler yaşar. Dolayısıyla depresyon, kaygı, üzüntü gibi psikolojik problemler de yaşar. Çok ciddi etkileri var. Peki sebebi ne? Yatkınlık dedi, otoimmün bir hastalık. Evet. Otoimmün hastalıkların çoğu zaman kesin nedeni biliyorsunuz bilinemiyor. Evet. Ama dediğim gibi HLA-B27 geninin pozitif olması, ailede yine romatizmal hastalıklar öyküsünün olması, yine erkeklerde kadınlara nazaran 2-3 kat daha fazla görülüyor. Geçirilmiş ciddi enfeksiyonlar yine bu hastalığa neden olabiliyor. Ciddi beslenme bozukluklarının da bu hastalığın riskinin arttırdığını gösteren çeşitli çalışmalar var. Yani nasıl ki tip 1 diyabet otoimmün bir hastalıksa bu otoimmün bir hastalık aynen aslında. Öyle. Ki romatizmal hastalıkların çoğu da otoimmün olduğu için sebebi de pek bulunamaz. Kesin nedeni bilinemiyor ama çeşitli bilimsel çalışmalar, ailede hastalık öyküsünün varlığı, geçirilmiş diğer otoimmün problemler, geçirilmiş enfeksiyonlar, beslenme bozuklukları gibi sıkıntılarında bu problemin görülme riskinin arttırdığını gösteriyor. Peki hocam son, vaktimizin de sonuna geldik. Bu hastalıkta egzersiz yapılmazsa hastalık nereye kadar gider? Bu hastalıkta egzersiz yapanla yapmayan arasında dağlar kadar fark var. Egzersiz yapmayan, yani fizyoterapist de işte biz hastalara egzersiz yaptırıyoruz.
düzenli yapan kişiler sağlıklı insanlar gibi yaşayabiliyor. İlacını ve beslenmesine dikkat ediyor doktor kontrolünde. Hatta iyi beslenen ve düzenli egzersiz yapan kişilerin doktor kontrolünde ilaç bıraktığını bile ben çok gördüm. Yapmayan kişiler ise çok genç yaşlarda boyun, bel ve sırt sağlığına maalesef veda ediyor. Mesela adam 35 yaşında veya kadın 40 yaşında ama vücudu 90-100 yaşındaki gibi hareketsiz, kısıtlı, çok büyük problemli. Yani buradaki egzersizin altını çiziyorum. Bu hastalığın şu an kalıcı bir tedavisi yok. Evet, buradan seyircilerimize de söyleyelim. Boyun ağrısı deyip geçmesinler, bel ağrısı deyip geçmesinler. Uzun sürede yaşıyorlarsa mutlaka bir uzmandan destek alıp hayatlarını daha konforlu hale getirmelerini öneriyoruz. Aynen. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Fizyoterapist Vedat Ülker bizlerleydi. Kendisine tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.